Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Türkiye genelindeki tüm camilerde vatandaşlar sabah namazında ailece, camide milletçe duadayız programıyla sabah namazında bir araya geldi. Vatandaşlar sabah namazında ailece camide milletçe duadayız programında sabah namazında bir araya geldi. Programı çok beğendiklerini belirten vatandaşlar devam etmesini istediler. İl müftülüğünce Aksaray Ulu Camii'nde düzenlenen programda Ulu Cami Baş İmam Hatibi İsmail Akbaş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. İl müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in konuşma yaptığı etkinliğe kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Hocam yılın ilk sabah namazı bir şeyler söylemek ister misiniz? Allah razı olsun Abdülkadir Bey. Bir yılı geride bıraktık. Ömürden bir yıl daha gitti maalesef. Yeni bir yılın ilk gününü yaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm Türkiye'de düzenlediği bir program ile Ailece Camideyiz, Milletçe Duadayız programını gerçekleştirdik. Aksaray halkını Ulu Camimize davet etmiştik. Sağ olsunlar. Bizleri kırmadılar. Camimizi doldurdular. Yukarı tarafta hanım kardeşlerimiz var. Onlar da camimizi doldurdu. Sohbet ettik, zikrettik, salavatlar getirdik. Ardından dua ettik. Hayırla inşallah güzel işler yaparak yeni yıla başladık. Güzel işlerle başladık. Rabbim inşallah devamını getirsin. 2022 yılını başta Aksaray'ımız olmak üzere ülkemize, devletimize, milletimize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini nasip eylesin inşallah. Evet, Önder eski başkanımızla şu anda beraberiz ve ilk yılın sabah namazında Ulu Cami'de buluştuk. Neler söyleyeceğiz? Allah razı olsun. Öncelikle 2022'nin vatanımıza, milletimize, İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yılın ilk gününü bu şekilde hem gençlerimizle hem de anne ve babalarımızla yani yılbaşının nasıl kutlanacağını da bir nevi göstermiş olduk. Elhamdülillah. Hem çocuklarımız hem anne ve babalar burada. Vatanımız, milletimiz, dinimiz, ziyaretimiz için yeni yılın hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür. Aksaray'da dinlenme tesisinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı. Telefon kalmışken. Yangın 17.00 sıralarında Aksaray E90 Karayolu Karasu Kavşağı'nda bulunan bir petrol istasyonunun restoran kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre petrol istasyonunun restoranında bulunan mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm restoranı sardı. Yanan restorandan çıkan kıvılcımlar otele de sıçradı. Petrol istasyonu yetkilileri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından çok sayıda araç ve ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına dört bir yandan müdahale etti. Thank you.
Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması ihtimali üzerine itfaiye ve polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Adeta alev topuna dönen restoran ve otel itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Orada ne var mı? Aksaray Belediyesi'nin altyapıda başlattığı atılımı ile asbest boru değişiminde önemli mesafe katledildi. Asbest boru değişimi ile birlikte içme suyu daha sağlıklı hale dönüşürken su kayıplarının önüne geçildi ve ciddi oranda su tasarrufu sağlanmış oldu. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, halkın kaliteli içme suyuna kavuşması için asbest boru değişimi ile başlattığı altyapı hamlesi meyvesini vermeye başladı. Şehrin altyapısında yer alan 108 kilometrelik asbest boru değişiminde 2021 yılının son ayında %85 seviyesine ulaşıldı. İçme suyu şebeke hatlarındaki asbest boruların devre dışı bırakılmasıyla kayıp kaçakların önüne geçildi. Başkan Dinçer, şebeke nakil hatlarının yenilenmesiyle günlük 4000 tona yakın su tasarrufunun sağlandığını ve milyonlarca liralık kaynak israfının önüne geçildiğini bildirdi. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, günümüzde değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak su kaybının önüne geçmek için farklı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Özellikle birçok mahalleyi doğrudan veya dolaylı yönden etkileyen asbest borularının devre dışı bırakılarak yeni nesil boruların içme suyu nakil hatlarına entegre edilmesi, su kaybını önleyen ana etkenler arasında yer aldığını ifade etti. Su basınç değerlerinin sürekli olarak kontrol edildiğini hatırlatan Başkan Dinçer, açıklamasının devamında su kaynaklarını korumak aynı zamanda içme suyu şebeke hatlarında ve bağlantı noktalarında meydana gelen sızıntı şeklindeki su kayıplarını önlemek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Asbest boru değişiminde sadece hatları değil bağlantı noktalarını da yeniliyoruz. Aynı zamanda su basınç kontrolleri ile kayıpların önüne geçmiş oluyoruz. Göreve geldiğimizde şehrimizin şebeke hattında 108 kilometrelik asbest nakil boru vardı ve biz şehrimizi asbest borulardan kurtaracağız şeklinde söz vererek hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Hedefimizin de üzerine çıkarak çok iyi başarı yakaladık ve %85'lik asbest boruyu devreden çıkardık.
Bu çalışmamızın neticesinde günlük ortalama olarak 4000 tona yakın su tasarrufu sağladık. Bu rakamla hem su kaynaklarını etkin ve verimli kullandığımız gibi büyük ölçüde kaynak israfını önlemiş olduk ifadelerini kullandı. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, 2022 yılında bir müjde daha vererek, 2021 yılında ilimizin ihracatta Cumhuriyet tarihindeki rekoru kırdığını belirtti. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş yaptığı açıklamada Türkiye İhracatçılar Meclisi sene sonu toplantısında açıklanan ihracat rakamlarına göre ilimiz Aksaray'da gerçekleşen mal ve hizmet ihracatı bir önceki yıla göre %54 artarak 170.6 milyon dolar olmuş ve Cumhuriyet tarihinde bir rekor olarak yerini almıştır. 2020 yılında gerçekleşen 110 milyon dolarlık ihracatın ardından 2021 yılına heyecan ve motivasyonla başlayan iş insanları, uzak doğu piyasalarında gerçekleşen olumsuzluklar, artan navlun bedelleri ve kaliteli ürün ve hizmetlerden dolayı Türkiye'nin ve ilimiz Aksaray'ın adeta bir cazibe merkezi haline gelmiş, bunun neticesinde ise her ay katlanarak gerçekleşen ihracat, sene sonunda rekora imza atmamıza neden olmuştur. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2021 yılı boyunca özellikle ilk ihracatını yapan ve mevcut ihracatlarını devam ettiren firmalarla sahada birebir yaptığımız görüşmeler, ihracat desteklerinden faydalandırma, fuar ve heyet organizasyonlarının meyvelerini bu rekor vesileyle aldığımızı görmek bizleri memnun etmiştir. Bu başarı başta ihracatçı firma çalışanları olmak üzere tüm şehrimizindir. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binamız içerisinde faaliyete geçirmiş olduğumuz ihracat destek ofisimizin de çalışmalarıyla inanıyorum ki 2022 yılında bu rekorda çok büyük artışla geride kalacak ve Aksaray ülkemizin ihracat merkezlerinden birisi olacaktır. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak bizler de her zaman Aksaraylı ihracatçı firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz, dedi. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.